Uffizi galerisindeyiz ve Fra Filippo Lippi'nin Meryem, İsa ve İki Melek adlı eserine bakıyoruz. Uffizi galerisindeki ilk odada Meryem ana ve çocuğunu konu alan 1300'lü yıllardan kalma altınla kaplanmış üç büyük resim var. O resimlerden sonra bunu görmek çok hoş. Onlar çok ciddi ve ortaçağ geleneğinin izlerini taşıyan eserlerken bu daha eğlenceli bir resim. Bu yaklaşımla hümanist olan bir 15. yüzyıl eseri. Tuhaf çünkü diğer resimler gayet kasvetli. Meryem'in oğlunun kaderini önceden bilmesi itibarıyla burada da kasvetli bir nokta var. Yine de resmin geri kalanı çok ferah görünüyor ve Meryem'in gençliği ve güzelliği resme daha hakim. Bizans'tan kalma el ve yüzün uzun tasvir edilmesi de artık yok. Gerçek bir kadın gibi görünüyor. Onu belki Floransa'nın sokaklarında görebilirdiniz. Çok güzel bir kadın ama bir o kadar da gerçek bir kadın. Sadece bu değil. Melekler de aynı şekilde Floransa'nın sokaklarında oynadığını görebileceğiniz çocuklara benziyor. Sanki Lippi melekler için modele ihtiyacı olduğunda dışarı çıkıp sokakta oynayan birkaç çocuğu almış ve stüdyosuna getirip poz vermelerini istemiş gibi. Ön plandaki şu meleğe bakın çocuk İsa'yı taşırken dönüyor ve sıcak bir gülümsemeyle bize bakıyor. Neredeyse seni afacan diyesi geliyor insanın. Aslında Lippi'nin kendi afacan olmuş. Diğer meleğe baktığımızda ise sadece yüzünün alt kısmı İsa'nın kolunun altından görünüyor. Bu biraz tuhaf. Yani orta çağda hiçbir sanatçı böyle bir şey yapmazdı. Meryem'in halesine bir bakın. Ne olmuş? İşte buradayız ve Leonardo Da Vinci ile halenin tamamen kaybolduğunu gördüğümüz yüksek Rönesans dönemine doğru ilerliyoruz. Ancak burada Fra Filippo Lippi ile hale Meryem'in başının üzerinde ve İsa'nın çevresinde zorlukla görebildiğimiz basit bir halkaya dönüşüyor. Bu ilahiyatın, kutsallığın somut sembolleri Fra Filippo Lippi'ye sanırım gereksiz gelmiş. Meryem ve çocuk için çok gerçekçi ve doğal görünen bir resim yaratmak istemiş. Penceredeki çerçeve neredeyse resmin kendi çerçevesi olmuş. Bence resmin çerçevesi ve pencerenin çerçevesi bilinçli bir şekilde hizalanmış. Manzaranın pencereden görüldüğü fikri kabul görüyor. Ama bence Lippi tuvalin çerçevesinin baktığımız şeyin bir çerçevesi olduğunu söylüyor. Sanki Pencereye bakıyormuşuz gibi. Meryem’in arkasındaki manzara atmosferik perspektifle tasvir edilmiş ve çok gerçekçi duruyor. Çimabu ya da Duçe'ye geri döndüğümüzde, düz altın bir arka plan görüyoruz. İlahi dünyanın altını. Buradaysa Meryem daha çok dünya ile ilişkilendirebileceğimiz bir figürü temsil ediyor. Resimde en sevdiğim kısım aslında muhteşem çizgi ve kıvrımlarla boynunun etrafında dalgalanıp önüne düşen o başına taktığı kumaş. Hele İsa'nın saçında gördüğümüz kıvrım. Fra Filippo Lippi'nin Botticelli'nin öğretmeni olduğunu biliyoruz. Resimlere baktığımda bunu görebiliyorum. Dekoratiflerdeki vurguda ve o güzel ve çekici çizgilerde bunu görebiliyoruz. Burada bence inkar etmesi çok zor bir duygusallık var. Evet, bu Meryem ve çocuk ama burada asıl konu bence gözlerimizle görebildiğimiz şeylere duyduğumuz sevgi ve onların güzelliği.